Televizyon 58 izleyenlerimiz, yeni bir Şifa Kapısı programımızla yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlanan Şifa Kapısı programımızda bu hafta yine önemli bir konumuzu ele alacağız. Yeni yıl yaklaşıyor ve malum kış ayları içerisindeyiz. Peki yeni yıla nasıl fit gireriz ve kış aylarında kilolarımızı nasıl muhafaza ederiz? Ve diyetlerimize nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Merak ettiğimiz tüm soruların cevabını diyetisyen Büşra Çengel'den alacağız. Büşra Hanım branşında çok başarılı bir diyetisyen ve tabii kendisiyle istişare eden, artık aileden biri olarak görüyoruz. Onlara hasta demiyoruz. Çok da güzel yönlendiriyor, doğru bilgiler veriyor. Bu doğru bilgilerle bugün bizleri bilgilendirecekler. Sizlerin de merak ettiğiniz sorularınız olursa WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ben öncelikle Büşra Hanım'a hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yine dolu dolu bir program yaşayacağız, geçireceğiz sizinle. Tabii Büşra Hocam, yeni yıla gireceğiz. Evet. Ve malum kış ayları içerisindeyiz. Kilolarımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl dikkat edeceğiz? Çoğu kişi diyete girdiğinde tamamen ekmeği kesiyor. Bu doğru mu? Ve tabii daha fit girebilmemiz için yeni yıla neler yapmamız gerekiyor? Evet, şimdi yeni yıl yaklaştı. Yeni yılda yeni hedefler, yeni hedefler belirlemek gerekiyor ve daha sağlıklı nasıl geçirebiliriz? Bunları konuşacağız aslında. Öncelikle kendimizi bir hedef belirleyelim. Yeni yılda daha sağlıklı olabilmek adına fazla kilolarımızdan kurtulalım. Eğer ki 5-10 kilomuz varsa bunları mutlaka çözelim ki yeni yılı daha sağlıklı bir şekilde geçirelim. O sabah mutlaka kahvaltıyla başlayalım güne. Kahvaltısız olmuyor biliyoruz ki. Mutlaka yumurta. Yumurta bizi hem gün boyunca tok tutacak hem de anne sütünden sonra en değerli besinimiz bizim yumurta aslında. O gün öğlen biraz daha hafif geçirilmesini istiyoruz. Salata tüketebiliriz. Tavuklu bir salata olabilir, köfteli veya etli bir salata olabilir. Ara öğünlerimizde meyve, kefir veya süt tüketebiliriz. O akşam daha yavaş yavaş, sindire sindire, aile ortamında huzurlu bir şekilde aslında yemeğimizi yersek, her yemekten azar azar tükettiğimizde zaten o kontrolü sağlamış olacağız. Sonrasında tabii çerezler ve meyve tabakları geliyor. Burada da kontrollü gitmek son derece de önemli. Ertesi günü daha şiş, daha yorgun uyanmamak adına. Ertesi gün uyandığımızda ne yapacağız peki? Uyandık. Hiç yemek yemeyecek miyiz? Yiyeceğiz, mutlaka yiyeceğiz. Kendimizi daha şiş hissedeceğiz o sabah haliyle. Gecenin etkisinden dolayı. O günü uyumaya ve dinlenmeye ayırmak gerekiyor. Uyandığımızda öncelikle bir bardak suyla güne başlayalım. İçerisine belki birkaç damla da limon sıkabiliriz eğer mide problemlerimiz yoksa. Ve o gün fiziksel aktivitemizi birazcık daha arttırmak istiyoruz. Ve su gün içerisinde bol bol içersek zaten dengelemiş olacağız o günü. Ve kahvaltı çok önemli dediniz. Kahvaltı çok aslında önemli. Herhalde orada yanlış yapıyoruz Büşra Hocam. Aç kalarak daha hızlı kilo vereceğimizi düşünüyoruz. Ve sabah kahvaltısı yapmıyoruz. Ki buna ne kadar yanlış olduğunu siz belirtiyorsunuz. Geçiştiriyoruz ve öğleni bekliyoruz. Öğlen daha fazla yemeğe alıyoruz kendimize veya aralarda abur cubur götürüyoruz. Kahvaltımızı sabah sağlam yaptığımızda aslında o aradaki abur cuburları engellemiş oluyoruz. Mutlaka tam tahıllı ekmek istiyoruz kahvaltıda. Bir iki dilim de olsa çünkü ekmeksiz diyet olmuyor. Ekmek yemediğinizde kas kaybı gelişiyor. Çünkü çoğu kişi diyete girdim artık ekmek yemeyeceğim diye başlıyor diyetine aslında. Bu son derece yanlış. Hani tartıda eksi sonuç görebiliyoruz biz 1-2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Fakat bir süre sonra bu duraksamaya giriyor. Çok düşük kalori aldığımız için mutlaka ekmek bulunması gerekiyor diyetlerimizde. Yani hayatımızdan ekmeği tamamen çıkarmayacağız. Evet, çıkarmayacağız. Ama bir sınırlama getireceğiz. Sınırlama getireceğiz. Kişiye göre değişiyor bu, erkek, kadın tamamen değişkenlik gösterebiliyor kilo ve yaptığı işe, hareketi tamamen yaşına, boyuna, kilosuna bağlı olaraktan. Fakat 1-2 dilim ekmek mutlaka tüketmek gerekiyor. Büşra Hocam, mutlaka ekranları başındaki izleyenlerimizin kafasına şöyle bir soru işareti geliyordur. Ben ekmek yemediğim zaman elim titriyor. Evet. Yediğim yemekten bir keyif alamıyorum, zevk alamıyorum. Ekmeksiz de bu yemek yenilir mi? Evet, mutlaka şu anda o soruları kendi kendilerine soruyorlardır. Ekmeği suyuna, yemeğin suyuna bağlamayı çok seven bir toplumuz. Mutlaka oluyor, kişi ekmeksiz zaten tok, doygunluk hissetmediği için aralarda diğer türlü besinleri de kaçırabiliyor. Bu yüzden hem güzel bir karbonhidrat kaynağı olarak ekmek olur,
bulguru seviyoruz, bulgur da olabilir. Bunu dengelediğimizde zaten kilo artışı da olmayacaktır. Yani şunu söylüyorsunuz, hızlı kilo vermek için aç kalmak gerekmiyor. Aç kalmak kesinlikle gerekmiyor. Çünkü kişi bir süre sonra, o gün zaten daha sinirli oluyor kişi aç kaldığında. Hani bunu Ramazan ayında da görebiliyoruz. Kişi aç bıraktığında kendini diyette sürekli bir gerginlik, sinir, stres hali oluyor. Özellikle şeker hastasıysanız, diyabetiniz varsa zaten ara öğün yapmak gerekiyor. Kesinlikle aç bırakmamak gerekiyor kişi kendini. Bu yüzden son derece önemli. Ve Büşra Hocam, tabii Türk toplumunun genel yapısına baktığınız zaman genelde bir göbek vardır. Evet. Ve balkon göbeği denir. Evet. Peki bu göbek yağlarından kurtulmak için neler yapmamız gerekiyor? Evet. Aslında göbek yağlanmasının, yani karın yağlanmasının en önemli sebeplerinden biri çok hızlı yemek yenilmesi. Biz yemeği çok hızlı yiyoruz. Yavaş yavaş çiğnemek gerekiyor yemeği. Çünkü sindirim aslında ağızda başlıyor bizim. Bir lokmayı 25-30 olursa 40 defa çiğnemek gerekiyor ve o şekilde yavaş yiyerek aslında doygunluğu daha geç çabuk ulaştığımız için yemekten de zevk alıyoruz. En büyük problem aslında hızlı yemek yemek. Sonrasında hareket etmiyoruz. Hareket etmediğimiz için her yere arabalarla veya asansörü kullanıyoruz. Hareketsizlikten dolayı da daha çok karın bölgesinde yağlanma görülebiliyor. Biraz genetik de aslında faktörler de var. Hani elma tipi, armut tipi bizim dediğimiz daha çok burada rol oynuyor. Öğünlerimizde mutlaka yoğurt bulunduralım. Yoğurt aslında bizim karın bölgesi yağlanmamıza çok güzel bir şekilde yardım ediyor. Kuru bakliyat, özellikle yeşil mercimek ve nohut. Salata yapabilirsiniz, yemeğini tüketebilirsiniz. Bunlar da çok güzel karın yağlanmasına etki ediyor. Peki karın yağlarımızdan, göbek yağlarımızdan kurtulmak için genelde böyle bir su diyetine girerler. Evet. İşte sabahları az önce siz de söylediniz ya, aç karnına limonlu su içilir. Her sabah bu uygulanır. Her pazartesi diyetinde uygulandığı gibi. Bu ne kadar doğru peki? Limonlu su içmek direkt olarak zayıflatmaz. Daha tam aksine, eğer ki çok fazla miktarda yaptığınızda veya midenizde gastrit, reflü gibi hastalıklar varsa bunun ilerlemesine sebep olabilir. Bu sadece suyu içme alışkanlığını edinmek için aslında kolay bir yöntem olabilir. Suyun içerisine işte salatalık atabilirsiniz, nane maydanoz atabilirsiniz. Gün içerisinde daha kolay içmek için. Fakat suyu sade bir şekilde içmek en güzel yöntemdir aslında. Ve suyu peki oda sıcaklığında mı içeceğiz? Çok soğuk, çok sıcak içmek arasında da farklılıklar var mı? Şöyle ki ılık su biraz daha midede, mideyi geç terk ettiği için daha tokluk hissi sağlıyor soğuk suya nazaran. Bu yüzden yeter ki su içelim de hiç fark etmiyor sıcak mı olmuş, soğuk mu olmuş. Fakat ılık su içebiliriz biraz daha tokluğu sağlamak adına. Peki az önce ara öğünlerden bahsettiniz. Ara öğün yemek şart mıdır? Ara öğün şart mı? Şöyle ki kişiye göre aslında değişiyor. Bazı kişilere ara öğün ihtiyaç duymuyor. Bazı kişiler yemekten 1,5-2 saat sonra acıktığı için ara öğün şart olabiliyor. Burada da küçük atıştırmalıklar, sağlıklı atıştırmalıklar istiyoruz. Kuru meyve olabilir, taze meyve olabilir veya galeta, peynir, galeta, ayran olabilir. Küçük atıştırmalıklar yaptığımızda aslında hem bir sonraki öğünde daha az yemek yemiş oluyoruz. Hem de daha sağlıklı oluyoruz bu durumda. Ve Büşra Hocam, genelde kilo kaybıyla, kilo verdiğimiz zaman vitamin ve minerallerden düşüş yaşıyoruz. Evet. Yani eksilmeler oluyor. Peki bunu yaparken kilo vermekte zorlaşıyor mu bu? Vitaminler, kişi, mineraller. Evet, kişi yanlış diyet yaptığında veya kendi başına diyet yaptığında özellikle bir besin grubundan kendisini aslında aç bırakıyor diyelim. Örneğin ya işte karbonhidrat grubunu tüketmiyor, ya proteinini eksik alıyor veya işte sebzesini, meyvesini tüketmiyor zayıflamak adına. Bu yüzden illaki görülebiliyor kişi tek başına diyet yaptığında. Bizdeki diyetteki amaç aslında tüm besin gruplarını belirli oranlarda yazdığımız için kişi de böyle bir eksiklik söz konusu olmuyor. Fakat öncesinde biz mutlaka kişilerden tahlil istiyoruz. Kan tahlili ne bakıyoruz? Hani bir eksikliği var mı veya vitamin minerallerinde bir düşüş var mı? Ona göre diyetinde biraz daha arttırıp
eksiltiyoruz. Bu tamamen kişiye bağlı oluyor. Kendi başımıza diyet yapmamamız gerekiyor. Yapmamamız gerekiyor. Aksi takdirde evet birkaç gün eksi rakam görüyoruz, seviniyoruz. Hatta işte şu komşu bunu yapmış, ben de yapayım, zayıflayayım oluyor. Fakat sonrasında hep dikkat edin, iki kat olarak bu kilo size geri dönüyor. 5 kilo verdiyseniz 10 kilo oluyorsunuz. Veya değişik diyetler yaptığınızda, sürekli yaptığınızda, bunu özellikle birkaç ay sonra çeşitli hastalıklar da kendisini baş gösterebiliyor. İşte tansiyon bozulabiliyor veya şeker hastalığı gelişebiliyor ya da böbreklerde, böbrek fonksiyonlarında bir bozukluk gelişebiliyor. Ve tabii bununla birlikte kansızlık konusu da önümüze çıkabiliyor. Ve demir eksikliği. Kansızlıkta, demir eksikliğinde beslenme nasıl olmalıdır? Evet, demir eksikliğinde özellikle kişinin belirgin bir demir eksikliği varsa mutlaka öncelikle hekime başvurması gerekiyor ve tedavisine bu şekilde başlaması gerekiyor. Fakat beslenme anlamında sabah kahvaltıda biz çay tüketmelerini çok fazla istemiyoruz. Çünkü çayın içerisindeki bazı maddeler demir emilimini engelleyebiliyor. Bunun yerine taze meyve tüketebilir kişi kahvaltı ile birlikte. Ve aslında yoğurt da çok fazla. Kişinin belirgin bir demir eksikliği varsa istemiyoruz biz bir et grubunun yanında tüketmesini. Fakat bol limonlu bir salata tükettiğinde bu zaten bu durum ortadan kalkacaktır. Veya kıyma ekleyebilir işte kuru bakliyat yemeklerinin içerisine veya sebze yemeklerinin içerisine. Bu şekilde ilerlerse zaten çözülmüş olacaktır. Az önce suyun az önce suyun ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz ve diyette de su olmazsa olmazımız dediniz. Yani evet, sıvı tüketimi olmazsa olmazımız, ama sıvı tüketirken yine yaptığımız yanlışlardan biri var Büşra Hocam. Çoğunlukla çay tüketiyoruz diyoruz, su içmiyoruz. Kahve tüketiyoruz diyoruz, su içmiyoruz. Peki çay ve kahve su yerine geçiyor mu? Gün içerisinde aslında çay ve kahve çok fazla miktarda biz içtiğimizde su içmeyi unutuyoruz. Çünkü o susuzluk hissini aslında çay ve kahveyle biz bastırıyoruz. Fakat çok fazla çay ve kahve içtiğimizde bunlar diüretiktir. Yani vücuttan su atar çay ve kahve. Bu yüzden istediğimiz ve tavsiye ettiğimiz bizim aslında her bir bardak çay ve kahve yerine bir bardak suyun içilmesi ki yerine konulsun. Su yerine geçmez kesinlikle. Suyu su olarak içmek gerekiyor. Hani bunu bu şekilde söylüyoruz ama gerçekten çok önemli. Bir çiçeği nasıl sulamadığınızda solar ki insan da öyledir. Ki vücudumuzun vücudumuz sudan oluştuğu için su içmek son derece önemli bir durum. Tabii su içtiğimiz zaman o cildimize bir parlaklık görüyoruz. Tabii ki. Cilde bir yenilenme, güzelleşme de görülüyor. Tabii ki, tabii ki her yere etki ediyor. Zaten kendinizde bir deneyin. Şöyle bir 20-21 gün boyunca sürekli kendinize bir hedef belirleyin. 8 bardaktan daha az su içilmesini istemiyoruz. 8 bardak ve üzeri içebilirseniz çok güzel olur. Deneyin 21 gün boyunca kendinizdeki o değişimi fark edeceksiniz. Zaten enerjiniz de artıyor. Sabahları daha mutlu uyanıyorsunuz. Cildinizdeki o farklılık oluşuyor. Daha aktif oluyorsunuz gün içerisinde. 21 gün boyunca bir deneyin. Bize de yazsınlar sevgili izleyenler. Evet, tabii suyun ne kadar önemli olduğundan bahsederken sevgili izleyenlerimiz, içtiğimiz çay, kahve dedik ve bununla birlikte de tabii bitki çaylarımız var. Peki bitki çaylarını tüketmemiz nasıl olmalı? Orada da bir sınırlama getiriyor musunuz diyet yaparken ya da günlük hayatımızda ne kadar çok bitki çayı tüketmeliyiz? Peki bitki çayları da su yerine geçer mi? Bitki çayı tüketebiliriz. Bitki çaylarını biz aslında kullanıyoruz diyetlerimizde. Tabii bunun bir sınırı olmalı. Yine günde 2-3 fincandan fazla tüketilmesini istemiyoruz. Ve su yerine geçmediği için yine su içmeyi unutmamak lazım. Mesela işte uyku problemi yaşıyorsak bir rezeneden, bir papatyadan yardım alabiliriz. Ödem şikayeti yaşıyorsak ki çok soruluyor. Kiraz sapı çayından veya mısır püskülüğüyle kiraz sapını biraz da papatyaya karıştırıp o şekilde demlediğinizde gün içerisinde bir fincan içtiğinizde ödeme de çok iyi geliyor. Veya yeşil çay eğer ki tansiyon probleminiz yoksa veya kalple ilgili bir ritim bozukluğu yoksa yeşil çay da tüketebilirsiniz. Veya daha sakinleşmek adına, daha böyle kendinizi dinlendirmek adına melisa çayından da fayda görebilirsiniz. Yani bitki çayları da tüketebiliriz diyoruz. Tüketebiliriz tabii. Peki az önce dediniz ya, bazı işte diyet yapan kişilerde belli bir zamandan sonra kilo duruyor dediniz. Peki bu kilo durduğu zaman ne yapmalıyız? Kişi kendi başına diyet yaptığında bir süre sonra vücut da duraksamaya giriyor. Vücut kendisini kilitliyor ve kilo vermek istemiyor.
Veya bazen çok işte 20 kilolar, 30-40 kilolar verildiğinde de vücut alıştığı için bir süre sonra daha yavaş kilo veriyor. Ya da son 3 kilo vardır gitmeyen, son 5 kilo. Burada kişi aslında kendisini analiz etmesi gerekiyor. Ben nerede yanlış yapıyorum veya neyi eksik yapıyorum? Suyumu az içiyorum veya normalden işte 2 gün kişi yürüyorsa 3 gün, 4 güne biz bunu çıkartılmasını istiyoruz. Beslenme programına bakıyoruz. Yaptığı bir hata mı var veya ara öğüneni mi kaçırıyor, ana öğüneninde nasıl besleniyor? Kişi kendisine bunu bir analiz yapması gerekiyor ve zaten bize başvurdukları takdirde biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Peki tok tutan gıdalar var mıdır Büşra Hocam? Yani Tabii ki. iştahı kapatan da yiyecekler, gıdalar var mıdır? Mesela genelde toplum arasında hep şu söyleniyor. İşte ben sigara içiyorum. Sigara içtiğim zaman iştahım kapanıyor. Ama sigarayı işte bıraktığım zaman iştahım açılıyor. Hep bir şeyler yeme hissediyorum derler. Bu Evet, ne kadar doğrudur peki? kişi özellikle sigarayı bıraktıktan sonra evet sürekli bir şeyler atıştırmak istiyor aslında ve hatta sigarayı bıraktım kilo aldım oluyor. Burada en azından sağlıklı atıştırma işte kuru yemiş olabilir, taze meyveler, kuru meyveler olabilir. O şekilde atıştırmalıklar istiyoruz. Çok yüksek yağlı, yüksek tuz içeren atıştırmalıkları istemiyoruz. Tok tutan yiyeceklerden birincisi her zaman söylüyorum yumurta. Yumurtaya çok değindik ama gerçekten o şekilde anne sütünden sonraki en kaliteli besin yumurta. Bunu peynirli yapabilirsiniz, sebzeli, maydanozlu, dereotlu yapabilirsiniz. Sonrasında Menemen tarzı melemen tarzı yapabiliriz. yapabilirsiniz. Aynen o şekilde. Kuru yemişler, ceviz, fındık, badem çok güzel tok tutucu özellikleri var. Özellikle meyve ile birlikte birleştiğinde. Sonrasında yoğurt, ana öğünlerimizde yoğurt çok güzel bir şekilde hem karın yağlarını etki ediyor hem de çok güzel bir şekilde tok tutuyor. Tam tahıllar, işte bulgur pilavımız olabilir, işte tam tahıllı ekmekler olabilir çok güzel bir şekilde tok tutuyor. Ve et, tavuk, balık özellikle omega 3 açısından çok zengin. Fırında yaptığımız takdirde çok da daha sağlıklı oluyor. Sebzeyle birlikte de birleştiğinde çok güzel tok tutucu etkisi var. Tabii bununla birlikte mesela ceviz dediniz ya, ceviz tükettiğiniz zaman saçlarınıza faydası oluyor. Sağlıklı yağlar Sağlıklı içerdiği için yağları içeriyor. aslında Badem evet. mesela, çiğ Badem, badem ceviz, fındık. tükettiğiniz zaman yine hakeza böyle saçınıza, cildinize, tırnaklarınıza Tabii daha yansıyan bir yağ özelliği var. yağlarından da bu anlamda destek alınabiliyor. İşte badem yağının saça veya cilde sürülmesi. Fakat biz bunların kavrulmamış olmasını istiyoruz. Evet, çiğ Çiğ olarak tüketmemiz olmasını gerekiyor. tüketilmesini daha tercihimiz oluyor. Mesela çiğ fındık. Çiğ fındık olabiliyor, çiğ badem. Hatta ara öğün olarak hani yoğurdun içerisine biraz yulaf, biraz çiğ badem, fındık veya ceviz ve taze meyve eklediğinizde çok güzel bir ara öğün oluyor. Üzerine de tarçın serptiğinizde tatlı gibi oluyor aslında. O tatlı isteğini de bastırmış oluyor. Mesela çayı tüketirken çayın yanında da kuru yemiş tüketebilirsin. Tüketebilirsiniz. Özellikle işte Türk kahvesini ben şekersiz içemiyorum veya yanında mutlaka çikolata istiyorum diyen kişiler için biz hurma öneriyoruz. Fıstık ezmesini özellikle bir tatlı kaşığı kadar hurmanın ortasına sürdüğünüzde çok güzel bir tatlı oluyor. Hem de çikolatadan daha fazla o tatlı isteğini giderdiği için gerçekten tatlı yemiş gibi oluyorsunuz. Büşra Hocam, çikolata dediniz, herhalde çikolataya hiçbir yani ekranları başındaki izleyenlerimiz de yok demiyordur. Çünkü çikolata gerçekten böyle enerjimizi yükseltiyor. Seviyoruz yani, seven Evet, bir evet. toplumuz çikolatayı. Kahveyle tüketiyoruz. Çoğunlukla kahveyle de tüketiyoruz çikolatayı. Ve o çikolatalarda bitter çikolatalar var. Yağ azaltılmış, kalorisi Kakaonu biraz yüksek. daha düşük ve kakaosu yüksek. Peki tercihiniz nedir sizin çikolata noktasında? İlla ki hepimiz yiyeceğiz yani bunu. Yasakları mutlaka delmeyi isteriz biz. Evet, çikolatadan zaten kişi çikolata mutlaka yemek istiyor diyetlerinde bulundurmak istiyor. Çikolatanın kalorileri aslında aynı az çok birbirleriyle. Fakat yüksek kakao oranlı işte %70'in üzerindeki kakao oranı olarak seçtiğimizde çikolatamızı daha sağlıklı oluyor bitter çikolata. İşte kardiyovasküler sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğu bulunmuş bitter çikolatanın. Fakat bunu çok sık değil de işte kahvenin yanında iki parça olacak şekilde Mutlu oluyoruz. tükettiğimizde daha güzel olur. Tabii, ama çikolata Zaten yediğim zaman da çok mutlu oluyoruz. evet diyet yapmak mutsuzluk gibi
algılanmaması gerekiyor. Sizi mutlu eden şeylerle diyet yapmak gerekiyor. Siz eğer çikolata bulunduran bir diyet istiyorsanız tamam, biz de o bir ortak noktaya bulup o şekilde yazalım. Yeter ki kişi doğru diyeti nasıl yapması gerektiğini bilsin. Çünkü diyet tamamen her şeyden yasak, her şeyden fedakarlık etmem gereken bir şey olarak algılanmaması gerekiyor. Kişinin sevdiği yiyecekleri hayatını belirli noktalarında, belirli dönemlerde adapte ederek diyetini sürdürürse veya nasıl dengeleyeceğini biz öğretiyoruz aslında bu noktada. İşte çikolata yediğimde şu şekilde dengelerim veya pizza hamburger yediğimde şu şekilde dengelerim diye öğrettiğimiz için kişi artık hedef kilosuna ulaştığında da bir süre sonra tekrar kontrole geldiğinde bakıyoruz ki kilo vermemiş, kilo almamış, tam aksine vermiş, kilosunu çok güzel bir şekilde korumuş. Kişi aslında bu noktada öğreniyor neyi nasıl dengelemesi gerektiğini. Peki Büşra Hocam, bununla birlikte light ürünler var. Evet. Alışverişe giderken zaten kadınların, bayanların direkt gittikleri reyonlar light ürünlerin reyonları. Evet. İşte tam yağlı değil, light sütler, diğer tarafta tam yağlı olmayan yoğurtlar, besinler ve işte ya yarım yağlıdır ya light'tır. Peki light ürünleri de önerir misiniz? Kilo vermekte ne kadar yardımcı olur bize, evet, tüketmekte? Evet, genelde hep diyete girildiğinde light ürünler seçiliyor. Evet. Fakat burada etiket okumak çok önemli çünkü içerisindeki light olmasına rağmen hani yağ azaltılmış olabiliyor. Fakat diğer içeriğine baktığımızda işte ya şekeri yüksek oranda olmuş oluyor ya tuzu çok fazla miktarda olmuş oluyor. Light ürün değil de genelde biz örneğin süt grubunda yarım yağlı öneriyoruz. Özellikle kalp sağlığı ile ilgili sorun olanlar yoğurtlarını ve sütlerini yarım yağlı seçtiklerine daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden etiket okuma alışkanlığını edinmek gerekiyor. İçerisinde neler var neler yok. Light da olsa bir bakmak gerekiyor. Genelde ya azaltılmış olmasına rağmen şekeri veya tuzu çok fazla olmuş oluyor içerisinde. Ödemden bahsettik. Peki ödem neden oluşur ve vücudumuzdan ödemi nasıl atarız Büşra Hocam? Evet, ödem neden oluşur? Eğer kişi düzenli uyumuyorsa, düzenli bir uyku alışkanlığı yoksa veya çok fazla tuzlu tüketiyorsa veya belirli bir ilaç kullanımına bağlı da bazen ödem oluşabiliyor. Sabah kalktığımızda böyle kendimizi o gün daha çirkin hissederiz. Daha böyle şiş şiş hissederiz. Bunda aslında eğer ki geçmek bilmeyen bir ödem varsa ve kendinizi çok şiş hissediyorsanız mutlaka öncelikle bir hekime başvurmakta fayda var. Belki ilaç kullanımına bağlı da olabilir. Fakat beslenme anlamında mutlaka suyu eksik etmemek gerekiyor. Hani vücudumda zaten su var, niye tekrar su içeyim gibi değil de vücut ihtiyacı olana kadar alsın, sonrasında fazlasını dışarı atıyor zaten. Ödeme en güzel gideren şey su. Kişi eve geldiğinde ayaklarını, özellikle bayanlar topuklu ayakkabı giyiyorsa gün içerisinde ödem gözükebiliyor. Ayaklarını biraz yükseğe kaldırdıklarında, 2-3 yastık üzerine koyduğunda ve bir 15-20 dakika dinlendirdiklerinde bu da ödeme çok iyi geliyor. Yine bitki çaylarından fayda sağlayabiliriz. Kiraz sapı çayı, mısır püskülüğüyle biraz papatya ile birlikte karıştırdığımızda günde bir fincan bunu içtiğinde ödeme çok iyi gelecektir. Ara öğünlerinde kefir içebilirler. Hatta akşam kefir süt veya süt de olabilir. Bir dilim ananasla birlikte yenildiğinde hem ödeme iyi geliyor hem de karın yağlarına çok güzel bir şekilde iyi geliyor. Sabah kahvaltısında da ananas tüketebilir. Özellikle ben işte dereotu, lor peyniri, ananas ve cevizi karıştırıp salata yapmayı çok seviyorum. Yanında da bir haşlanmış yumurta, bu da çok ödeme iyi geliyor. Bu şekilde yaptıklarında, bunları izlediklerinde zaten ödemden kurtulmuş olurlar. Peki hocam, bununla birlikte şeker hastalarımız var. Evet. Peki şeker hastalığında diyabetle beslenme nasıl olmalıdır? Evet, kişinin şeker hastalığı varsa mutlaka öncelikle hekim kontrolünde olması gerekiyor. Belki ilaç kullanması gerekebilir veya insülin kullanması gerekebilir. Beslenmesine baktığımızda kişi ara öğün yapması şart oluyor. Çünkü kişi kendisini aç bıraktığında şekerinde çok fazla dalgalanmalar görebiliyoruz. Sabah mutlaka kahvaltıyla, erken saatte kahvaltıyla güne başlaması gerekiyor. Tam tahıllı ürünler tüketmesi gerekiyor ki şekerini daha güzel bir şekilde dengelesin. Tabağına baktığında her öğün mutlaka ya bir sebze yemeği olsun ya et, tavuk, balık olsun. Yanında mutlaka güzel bir kase salata ve yoğurt bulundurursa şeker hastaları güzel bir şekilde şekerin yükselmemesine zaten engel olacaktır.
Peki Büşra Hocam, izleyenlerimizden gelen sorulara cevap vereceğiz zaman yine önemli bir konudan da ben bahsetmek istiyorum. Diyet esnasında kabızlık yaşayabiliyoruz. Evet. Peki kabızlık durumunda nasıl beslenmeliyiz? Kabızlık neden oluşur? Kabızlık eğer ki kronikse, birkaç gün içerisinde, maksimum bir hafta içerisinde geçmiyorsa mutlaka bir hekime başvurmakta fayda var. Belki farklı bir sağlık problemiyle karşılaşılabilir. Kişi biraz analiz etmek gerekiyor. Neden kabızlık oluştuğuna dair, hareket mi etmiyor, sıvı tüketimi nasıl, beslenmesi nasıl? Kişi genelde lif ve posadan fakir beslendiğinde biz kabızlık görüyoruz. Yeterli sebzesini tüketmiyorsa, meyve tüketmiyorsa özellikle kabızlık görülebiliyor. Kişiye biraz daha lif ve posadan zengin beslenme öneriyoruz. Sabah, öğle, akşam ve ara öğünlerinden oluşan güzel bir beslenme programıyla biz bunu destekliyoruz zaten. Kuru bakliyatlar çok iyi gelir. Kuru bakliyatlı işte nohut, mercimek, kuru fasulye tüketebilirler. Öğlen akşam sebze yemekleri mutlaka tüketsinler. Ara öğünlerinde de meyve ve bol bol su içtiklerinde zaten kabızlık sorunu da çözülecektir. Peki yağ yakımı kolaylaştıran besinler var mıdır hocam? Evet, yağ yakımını kolaylaştıran besinler oluyor. Yeşil çay öncelikle metabolizmayı hızlandırdığı için yeşil çay tüketebiliriz. Fakat yine uyarmış olalım. Kişinin tiroid problemi, tansiyon problemi veya kalp problemi varsa yeşil çayı dikkatli kullanmak gerekiyor. Yoğurt çok güzel metabolizmayı hızlandırıyor. Özellikle öğlen ve akşam yemeklerinde yoğurt, ayran olabilir veya cacık yapabiliriz. Çok da güzel tok tutuyor. Yumurtayı mutlaka bulunduralım. Yumurtayı hatta omletin içerisine ben birazcık zerdeçal ve karabiber de eklemeyi tercih ediyorum. Yarım çay kaşığı zerdeçal eklediğinizde ve biraz da karabiber eklediğinizde hem metabolizmayı hızlandıracak hem de zerdeçalın vücudundaki eklem iltihapları giderici özelliği de olduğu için çok da faydalı bir baharatımız. Baharat demişken pul biber, kırmızı pul biberden çok güzel fayda sağlayabiliyoruz biz metabolizma hızlandırma adına ve kuru bakliyatlar özellikle nohut ve yeşil mercimekli salatalar yaptığımızda veya yemeklerini tükettiğimizde yağ yakımını kolaylaştırmış oluruz. Evet, sorularımıza geçebiliriz değil mi hocam, izleyenlerimizin sorularına. İstanbul'dan bizleri arayan Ali Bey'in bir sorusu var. Hocam, arkadaşımla aynı diyeti uyguladık, o benden daha fazla kilo verdi, sebebi nedir? Öncelikle parmak izimiz bizim nasıl farklıysa, herkesin nasıl farklı parmak izi varsa mutlaka diyette herkese özel olmalı. Aynı diyetler aynı kişi üzerinde, farklı kişiler üzerinde işe yaramaz. Bir kişi kilo alırken diğeri verebilir veya duraksamaya da tam aksine sokabilir bu durum. Kendi ihtiyaçlarına uygun bir diyet listesi değildir. Ya işte farklı boy ve farklı kilodalardır bu arkadaşlar muhtemelen. Aynı diyet bunlar üzerinde işe yaramaz. Kişiye özel olmalı mutlaka diyet. Evet. Kişinin kilosuna, boyuna ve kan tahlillerine birçok faktöre bakarak biz diyet listesini oluşturduğumuz için tek bir diyet listesi farklı kişiler üzerinde işe yaramıyor. Evet, İstanbul'dan yine izleyicimiz Demet Hanım'ın bir sorusu var. Az önce cevapladık ama yine de sorusunu cevaplamış olalım. Bitki çaylarının zayıflamaya ve yağları eritmeye etkisi olduğunu duydum Büşra Hocam. Bu doğru mu diyor? Bitki çayları metabolizmayı hızlandırıyor. Az önce saydığımız bitki çaylarını zaten kişinin belirgin bir hastalığı yoksa tüketebilir. Evet, yani bitki çaylarında tavsiye. Mesela hocam tabii kış aylarına girdik, ıhlamur nane olur. Limonu çok nane tüketiyoruz, kuşburnunu çok tüketiriz. Kuşburnu C vitamininden zengin, gribe karşı da güzel bir şekilde korur bizi. Nane limon eğer kişinin bulantısı varsa veya midesi ve üşütme hallerinde biz daha fazla nane limonu öneriyoruz, yardım destek alabilir. Tabii kahvaltılarda da böyle pekmezi çok. Annelerimiz bize yedirirdi, içiniz sıcak tutsun diye tahinle pekmezi karıştırırlardı. Evet, kişinin özellikle demir eksikliği varsa pekmez tüketebilir bir yemek kaşığı kadar. Fakat bunu daha fazla miktarda tüketmesi halinde ve sürekli tüketmesi halinde fazla miktardan dolayı kilo olarak yine geri dönebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle tahin çok yüksek miktarda enerji, kalori içerdiği için yine bir yemek kaşığı pekmez örneğin şöyle birazcık tahin damlatıp o şekilde tükettiğimizde daha faydalı olacaktır. Evet, Konya'dan Münevver Hanım'ın bir sorusu var Büşra Hocam. Aldığım kaloriyi ne kadar azaltırsam o kadar çok kilo verir miyim diyor.
Aldığınız kaloriyi şimdi öncelikle biz özel tartılarda kişinin bazal metabolizma hızını da ölçüyoruz ve bazal metabolizma hızının aslında altına inmemek gerekiyor. İndiğimiz takdirde vücut birkaç kilo verdikten sonra duruyor. Bunu biz kendimiz özel hesaplama yöntemleriyle hesaplıyoruz. Kişi bunu kendisi çok fazla hesaplayamaz, detaylı bir hesaplamak gerekiyor. O yüzden tam net bir rakam vermek yanlış olur. Kişinin yaşına bakıyoruz yine, yaptığı fiziksel aktivite çalışıyor mu, oturuyor mu veya ne derecede, nasıl besleniyor. Tüm anamnezini aldıktan sonra biz oluşturduğumuz için özellikle şu kadar diyemiyoruz bu konuda. Evet, Melike Hanım'ın bir sorusu var. Bayağı bir sitemli yazmış. Kilo veremiyorum, ne yapmalıyım, şişmanım ama neden? Kilo veremiyorsak biz diyetisyenler buradayız. Her zaman severek yardımcı oluruz. Az program başından beri anlattığımız zaten o püf noktaları dikkat ettiğimizde kilo vermek olacak, başlayacaktır. Çok basit aslında işlemlerle kilo vermeye başlayabiliriz. Örneğin çayımıza şeker atıyorsak bunu kestiğimiz takdirde zaten kilo vermek başlayacaktır. Çünkü örneğin bir fincan çaya 2 küp şeker attığımızda, günde 5 fincan çay içiyorsak, bu haftaya vurduğumuzda, aya yıla vurduğumuzda kesme şekerleri aslında bir çuval kesme şeker yiyor gibi oluyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum, gün içerisinde tükettiğiniz çay miktarını, attığınız şeker miktarını o gün küp şeker olarak elinize alın, bunu o an yiyemezsiniz. Bunu fakat siz her gün vücudunuza bu şekilde alıyorsunuz. Onu kestiğimiz takdirde zaten kilo vermek başlayacaktır. Minik minik dokunuşlarla birden her şeyi kesmemek gerekiyor. Yani mucize yoktur. Mucize yok. Mucize minik diyet dokunuşlar. Yok. Mucize sihirli değneğimiz yok bizim maalesef. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Sabretmek gerekiyor bu noktada. Kişi çok çabuk çünkü hedefe ulaşmak istiyor. O kiloyu bir yılda aldıysa bir haftada vermek istiyor. Ve genelde de şu vardır değil mi Büşra Hocam? Şişmanlığın faturası hep hormonlara. Evet. Yani hep faturası hormonlara çıkar. Evet, kesinlikle. Hormonların da bir bozukluk var. Su içsem geliyor. Aslında burada kişi mutlaka kendisinin de fark etmediği, kaçırdığı bir nokta oluyordur. Veya çok az, çok kısıtlı besleniliyordur. Kişi çünkü porsiyonlara bakıyorum, kişi kendi diyete girdiğinde çok azaltmış oluyor. Çok azalttığı için de yeterli gelmediği için vücut kilo veremiyor maalesef ki. Peki Büşra Hocam, niye her geçen gün şişmanlıyoruz? Çünkü Fast food ürünler artık. Fast food yiyecekler tabii. Çok fazla. Artık hazır yiyeceklere hepimizi yönleniyoruz. Hadi böyle anne sofrasına anne oturmak, yemeği, anne yemeği, tencere yemeği, yemek biraz daha artık sanki bir tık uzaklaştı mı bize? Evet, uzaklaştı. Özellikle her iki tarafta eşlerden çalıştığı durumlarda pratik ürünler, özellikle hazır pişirilmiş sadece ısıtmaya yönelik besinler oluştuğu için veya o akşam genelde hadi dışarıdan söyleyelimler olur. Kilo artımı maalesef gözlemleniyor ki önümüzdeki yıllar içerisinde bunun artması bekleniyor. Fast food'dan dolayı maalesef. Çocukta bunu alışkanlığını aslında çok edinmek gerekiyor. Anne yemeği, tencere yemeği veya hep birlikte sofranın etrafında anne, baba ve çocuklar yemek yediği takdirde zaten bu alışkanlığı kazanacaktır. Çünkü genelde anneler hep şikayetçi olur. Oğlum veya kızım sebze yemiyor, çocuklarım sebze yemiyor diye. Mutlaka ailede sebzeden, sitemeden bir birey vardır. Bu ya babadır ya annedir. Genelde beyler daha fazla et grubunu seviyorlar. Sebzeye pek yönelmiyorlar. Çocuk annede babada ne görürse onu yapıyor. Yani benim babam da sebze yemiyor veya işte şu kişi de sebze yemiyor diyerek red edebiliyor yemek yemeyi. Bu noktada en azından sevmiyorsanız bile tabağınızda bulunsun, çocuktaki o algıyı oluşturalım. Evet, ben de sebze yiyorum, sen de en azından tadına bak veya birlikte hazırlayabilir anne ile çocuk. Çocuğun sebzeye dokunmasına izin verin. En azından salatada malzemelerini yıkamasını bile ona fayda sağlayacaktır. Peki hocam, yağ nevi öneriyorsunuz? Genelde hep diyetisyenler, siz diyetisyenler zeytinyağı önerirsiniz. Ve yemek yaparken de daha çok böyle Karadeniz'den ziyade Akdeniz mutfağını tercih edin, Ege mutfağını tercih edin dersiniz. Yağ olarak çeşitli yağlar aslında karıştırılmasını öneriyoruz biz. Tek tip yağlı beslenme değil de işte zeytinyağı olabilir,
Bazı kişiler sadece tereyağı ile yemek yapıyor. Bu durumda tereyağından vazgeçemiyorsanız evet kullanın ama daha az miktarda ya da zeytinyağı ile birlikte kullanın, karıştırın veya farklı yağlar kullanıyorsanız işte mısır özü olabilir, fındık olabilir. Bunları birlikte karıştırarak tükettiğinizde daha sağlıklı olacaktır. Ve sağlıklı pişirme yönteminden dolayı aslında biz biraz daha bunu istiyoruz. Derin yağda kızartmak biliyorsunuz ki kanserojene sebep oluyor. Fırın veya tencere yemeğini kendi suyuyla pişirmek çok daha sağlıklı. Genelde haşlamaları mı tercih edelim hocam? Haşlama değil de çünkü haşlama denilince kişi biraz daha red edebiliyor bu durumda. Fırında örneğin patates kızartmasını fırında yaptığınızda aynı şekilde oluyor. Hiçbir tadında lezzetinde değişiklik olmuyor. Veya klasik annelerimizin yaptığı tencere usulü tencere yemeği yaptığımızda haşlamaya gerek kalmıyor zaten. Ve mangaldan ve ızgaradan, kızartmalardan ne kadar uzak durmalıyız? Izgara yapabiliriz. Mangal yaptığımızda şu an kış sezonundayız. Evet. Belki kişiler kendi evlerinde, kendi teraslarında, balkonlarında bunu yapmak isteyecektir. Buradaki önemli olan şey ateşin, alevin direkt etin üzerine değmemesi ve o siyah görüntünün oluşmaması aslında. Ve genelde böyle fırında buğulama. Evet, fırında buğulama şekilde özellikle balıkta çok güzel oluyor fırında buğulama yaptığımızda. Bunları zaten sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih ettiğimizde hem kendimizi kanserden de bir nevi korumuş oluyoruz. Peki sporun hayatımızdaki önemi nedir hocam? Diyette sporu hangi dönemlerde yapmalıyız? Sabah kalkar kalkmaz aç karnına mı yapmalıyız? Yoksa kahvaltı sonrası mı önerirsiniz? Yürüyüştü, yüzmeydi? Diyette spor şart mı? Kişi gün içerisinde çok fazla aktif değilse ki İstanbul şartlarında herkes oturur vaziyette maalesef ki çalışıyor. Sevdiğiniz bir spor önerin diyorum ben her zaman. Kapalı alanda spor yapmayı sevmiyorsanız dışarıya çıkıp yürüyebilirsiniz veya evinizin içinde müzik açıp oynadığınızda bile aslında bu çok güzel bir fayda sağlıyor. Sabah aç karnına veya tok karnına hiç fark etmiyor. Eğer ki aç karnına yapacaksanız bir bardak süt veya bir porsiyon meyve yiyip o şekilde spora çıkın diye öneriyorum ben. Geldiğinizde tekrardan güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kişi hangi saatte uygunsa yeter ki spor yapasını istiyoruz. Hangi saatte uygunsa fark etmiyor, yapılabilir. Gün içerisinde de küçük hareketlerini aslında basamakları dikkat ederek küçük püf noktalarını dikkat ederek fiziksel aktivitenizi de arttırabiliriz. İşte merdiven kullanmak gibi veya toplu taşıma yerine o kısa mesafe ise yürüyebiliriz bu mesafeye. Bisiklet kullanabiliriz. Bunların hepsi yardımcı olacaktır. Evet. Mine Hanım'ın bir sorusu var hocam. Kilo fazlalığı ve şişmanlığın tedavisi mümkün mü diyor izleyicimiz. Tabii ki diyetle Yani birlikte bu. kararsızlığı ve karamsarlığa düşmesinler. Evet, karamsarlığa kesinlikle düşmemek gerekiyor. Çünkü Ve kilo başarılı verilebilir. diyetisyenlerimiz var. Evet, biz buradayız. Kişiler 40 kilo, 50 kilo. Geçen gün bir danışanım örneğin 48 hatta 50 kilo oldu, 50 kilo verdi. Bu imkansız değil. Hatta Ve genelde herhangi bir benden cerrahi geçti. Ben operasyon geçirmeden, bu da çok önemli, öyle değil evet, mi kişiler Büşra hocam? tabii. Eğer ki hiçbir şekilde veremiyorsa artık ve kilosu çok yüksekse cerrahi operasyon düşünebiliyoruz. Fakat kilosu elverişliyse diyete çok güzel de kilolar verilebiliniyor. Hatta genelde benden geçti artık ben zaten yaşlandım diyerekten kişi boş verebiliyor. Fakat kilo çok çeşitli hastalıklara da sebebiyet verebiliyor. Başta kalp damar hastalıkları olmak üzerine. Öyle danışanlarım var ki artık 50-60 yaş üzeri ve çok güzel kilolar veriyorlar. Hiçbir şey imkansız değil. Kişi karamsarlığa düşmemesi gerekiyor. Diyetten de korkmamak gerekiyor. Diyet kelimesi sürekli korkutucu geliyor aslında insanlara ama yeni yıl yeni hedefler kendinize yatırım yapıyorsunuz bu bağlamda. Kişi motivasyonunu yüksek tutmak gerekiyor. Ben zaten diyete başlarken neyden vazgeçemiyorsunuz? Ne sizi mutlu eder veya hangi besin sizi mutlu ediyor? Ben o besini çıkarttığım takdirde zaten kişi mutsuz olacağı için o besini ne kadar kullanması gerektiğini öğrettiğim için kişi diyet yaptığını fark etmiyor aslında. Aa, böyle miymiş diyet diyerekten tıkır 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 zayıflıyor zaten. Bu bağlamda karamsarlığa düşmemek gerekiyor. Evet, Sivas'tan Mustafa Bey'in bir sorusu vardı Büşra Hocam. Hocam fazlasıyla tuz tüketiyorum. Tuz tüketiminde nelere dikkat etmeliyim diyor. Evet, tuz maalesef ki çok tüketiyoruz. Yemeğin Toplum tadına olarak bakmalı, çok toplum olarak çok tüketiyoruz. tüketiyoruz.
tüketiyoruz. Yemeğin tadına bakmadan masadaki tuzluktan hemen yemeğin üzerine dökebiliyoruz. Bizim önerim, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi daha doğrusu 5-6 gram tuzun tüketilmesi. Fakat Türkiye'de bu 18-20 gramlara kadar çıkabiliyor. Gün içerisinde ekstradan işte yemeğin üzerine tuz ilave etmemek gerekiyor veya sofrada ben tuzluğu bulundurmayın diyorum bu anlamda. Bu şekilde önlem alınmış olunur. Dengeli beslenmemiz gerekiyor. Her şeyden önemlisi yeterli ve dengeli beslendiğimiz zaman kilomuzu da muhafaza edebiliriz. Kesinlikle. Daha sağlıklı daha bir sağlıklı. Yaşantıya Çünkü sahip olabiliriz. Çünkü kişi ne yapıyorsa kendisine yatırım olarak bunu yapıyor. Kilo 3-4-5 kilo evet fazla olabilir fakat bunu vermediğiniz takdirde çeşitli sonuçlara da yol açabiliyor maalesef ki. Ve bir noktadan sonra kişi artık kilo alımını kontrol edemiyor. Gün geçtikçe daha fazla kilo alıyor. Bu yüzden kişi burada bir dur deyip aslında kendime yatırım yapıyorum deyip bize başvurup çok güzel bir şekilde hedefe de ulaşıyoruz. Kişi mutlu oluyor. Kendisini her geçen gün biraz daha zayıfladığını görmek ve yeni kıyafetler aldığında bu sefer koşarak geliyor teşekkür etmek için. Hep diyorum ki motivasyon olarak kendinize bir elbise veya işte sevdiğiniz bir kıyafeti alın. Evet ben bunun içerisine girene kadar diyet yapacağım, zayıflayacağım sağlıklı bir şekilde dediğinizde o motivasyon sürekli zaten yüksek duruyor. Ve Büşra Hocam şu da bir gerçek ki her kadın da manken olacak değil yani. İlla 90-60-90 vücuduna evet, sahip olacağız evet, diye evet. De kendimizi de çok yıpratmamamız gerekiyor. Kesinlikle kişi sağlıklı olduğu kiloda zaten. Hiç kimse manken olmak zorunda değil, böyle bir algı oluşmasın kesinlikle. Sadece sağlıklı olduğu kiloya. Kişi 80 kiloda sağlıklıysa 80 kilo, 70 kiloda sağlıklıysa o şekilde. Biz bunu çok güzel ayarlıyoruz kişinin boyuna, yaşına göre. O yüzden kimse işte 45 kilo, 50 kilo olmak zorunda değil tabii ki. Peki Büşra Hocam, diyette 5 altın kural vardır. Evet, diyette peki bu 5 altın kural nedir? Diyette mutlaka 5 altın kuraldan biri, program başından beri söylediğimiz gibi su içmek. Su içtiğimiz takdirde zaten çok güzel olayı başlatmış oluyoruz. İkincisi öğünleri atlamamak. Öğün atladığımızda kendimizi hem daha yorgun, daha halsiz ve sinirli hissediyoruz. Üçüncüsü kahvaltıda yumurta bulundurmak dedik. Zerdeçal ve karabiber de koyabilirsiniz omletlerinize. Sonrasında kuru yemişlerden yardım alabilirsiniz. Kuru yemişler çok güzel bir şekilde tok tutar. Beşincisi de süt grubu. Süt grubunu ben çok seviyorum. Kefir içebilirsiniz, süt içebilirsiniz, yoğurttan veya ayrandan yardım alabilirsiniz bu durumda. Özellikle kabızlık sorunu yaşayan kişiler kefirden yardım alabilir. Ve çocuklarımıza da mutlaka süt içirmeliyiz. Tabii ki, tabii ki. Özellikle çocuklar süt içmeyi reddedebiliyor. Bunu eğlenceli hale getirerek içildiğinde çok güzel fayda sağlayacaktır. Hocam peki şöyle toparlayacak olursak, ekranları başında bizleri izleyen izleyenlerimize sağlıklı bir yaşam için nasıl bir diyet listesi önerirsiniz? Evet, sağlıklı bir yaşam için öncelikle her öğün tabağımıza baktığımızda tabağın yarısı sebzeyle dolu olsun. Bu sebze yemeği olabilir, salata olsun olabilir. Tabağın yarısı salata veya sebzeyle dolu olacak. Çeyreği tahıl kaynağı olabilir, işte bulgurumuz olabilir, makarna olabilir, tam tahıllı ekmek olabilir. Asla yasak yoktur. Pirinç pilavı da yiyeceğiz, işte makarna da yiyeceğiz. Bunu yasaklamıyoruz, sadece miktarını belirtiyoruz. Ve çeyreği protein kaynağıyla dolu olsun. Bu et, tavuk, balık olabilir, kuru bakliyat olabilir, peynir olabilir, yumurtalı bir yemek olabilir. Ve yanında bol bol su içiyoruz tabii ki. Sonrasında hareket şart, hareket edelim bol bol. Gün içerisinde çok yoruluyoruz. Akşam genelde halimiz kalmıyor. Fakat çıkıp bir 15-20 dakika yürümek çok güzel fayda sağlayacaktır. Yani kilo vereceğim diye kendimize eziyet etmeyeceğiz. Eziyet etmeyeceğiz kesinlikle. Diyet eziyet demek değildir zaten. Kişi sadece hedefe odaklanıp diyetini sürdürmesi çok önemli. Arada kaçamaklar olabiliyor fakat bu durumda biz devreye girerek evet şu an şunu tükettin ama şunu tüketirsen dengelenmiş olacaktır diyerekten tabii ki de hizmet veriyoruz, danışmanlık veriyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Büşra Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Yine dolu dolu bir program oldu. Ekranları başındaki izleyenlerimizin sorularıyla da programımız renklendi.
Tabii cevaplayamadığımız birçok soru oldu ama Büşra Hanım'ın da konuşması arasında da sorularınıza cevap verdik. Ben çok teşekkür ediyorum Ben size. teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Yeni yılda Sizinle de görüşmek üzere zamanın nasıl diyelim. geçtiğini bilmiyoruz. Evet, çok çabuk geçiyor. Yeni yılda kişiler mutlaka kendisine yeni hedefler belirlesin ve kendisine yatırım yapmak adına yeni sağlıklı bir yıl dileyelim buradan da. Peki, 2019'da görüşelim. 2019'da görüşmek üzere Peki diyelim. efendim, çok teşekkür ediyorum Büşra Hocam. Evet, kıymetli Vizyon 58 izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta da sizlerle birlikte yeni yıl diyetimizden bahsettik. Yeni yıla nasıl fit girebiliriz? Kış ayları içerisinde nasıl kendimizi daha sağlıklı ve kilolarımızı kontrol edebiliriz? Bütün merak ettiğimiz soruların cevabını diyetisyen Büşra Çengel'den aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli Vizyon 58 izleyenlerimize ise sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.